Abiler, ee, Dima kaçtı 200, 211 vicdan, 30. Evet, vicdana devam ediyoruz. İşareteceğiz, Bağdıllı. İşareteceğiz, 149 ama Bağdıllı. Eğer deseniz, cüz-i ihtiyari tahlile tabi tutulup, her şerh ile deşildikçe, ondan yalnız bir cebir meydana çıkıyor. Cevaben size denilir ki, evvela insanın kendi vicdanı ve fıtratı İnsanda ihtiyarı olan emriyle istirari olan işin arasını tefrik edip ayıran bir emrin bir şeyin mevcudiyetine katiyen şehadet etmektedir. Bu emrin biz tarifini yapamasak da bir şey lazım gelmez. Olmamasına da delil sayılmaz. Kaderi söylüyor yani. Burası bitti. Şimdi 199'dayız. İnsan kendisi kendisine izah girdi. İnsan kendisi kendisine fıtratı ve vicdanı şahit. Bir daha. İnsan kendisinin kendisine fıtratı ve vicdanı şahit. Kendisi kendisine. Hı, hı. O yüzden irade de işte, evet. irade, diyor, değil mi? Bu irade irade diyor evet. bu irade Evet. irade İnsan kendisinde ihtiyarı ve istirarı arasını fark edecek sistemi var. Burada ne? Bu intikal değil. Kendi söylüyor. İnsan kendisi ve kendisine şahittir. Ne ile? Fıtratı ve vicdanı ile. Kendisine şahittir. Varlığına. Sonra insan kendisine istirari ve ihtiyari arasını fark edecek sistemi var insanda. İstirar zor, zorlama. Arasını fark edecek sistemi var. Böyle bir sistem var. Yani cebir mi değil mi Mesela kader bizi bağladı demez de cinsellik bizi bağladı demez. Bak daha ondan daha cebir. İmanına, itikadına, istemediğine rağmen seni cebir ediyor. Baktırıyor. E, cebir yok mu peki burada? Ama hiç cin cinselliğe cebir demiyor kimse. Ama kadere cebir var zannediyor. Seni esas cebreden mecbur kılan açlık, açlık. Sonra gadap, gadap istemiyorsun, sonra pişman oluyorsun. Cebir yok mu? Ama demiyoruz ona. Cebir var. Bir adam duydun mu böyle açlıkta cebir var ya ben yemek istemediğim halde niye yiyorum? Bakmak istemediğim halde niye bakmak zorunda bırakılıyorum? Cebir yok mu? Var. Cebirdir aslında. Cebri diyor. Kuvay, kuvay şeviye, kuvay gadaviye, kuvay akliye. Vehim mesela. Sen sana rağmen çalışır mısın? Kendi huzurunu, moralını bozmaya sen uğraşır mısın? Uğraşıyor vehim. Cebir yok mu? Ben istiyor muyum? İstemiyorum. Cebir var. Cebir var. Cebir yok mu? Ama cebiri sif kaderi demişiz. Ne için? Mesuliyetten sıyrılmak için. Aslında cebir burada var yani. Kuvveyi aklıya, kuvve şevi, şeveye, kuvveyi de var cebir. Fıtrat ile vicdan kendisi değil, böyle bir sistemin insanda olduğunun haberini veriyor. Yani fıtrat ile vicdan kendisinin değil. Zaten vicdan kendisi kendisine şahit. Fıtrat kendisi kendisine şahit. Ama... Fıtrat biliyorsunuz hılkatta farklı şey. Yani bu kalem, ben, masa, kedi, köpek hılkatta eşitiz. Allah yaratmıştır. Yaratılmak itibariyle Hilkatız. Aynıyız. Yaratılmaya mahkûmuz. Öyle değil mi? Bu hılkat. Ama bu kalem, ben, insan, o domuz, o ağaç. Bu da fıtrat. Buna şahit değil misin? Şahit. Fıtrat, beni ben yapan, diğerlerinden ayıran ki... Allahu alem diğer şeylerden imtiyazlaştıran ruhtur. Bunun şuurlu hali vicdandır. Ruh ve vicdan, ruh ile vicdan ihtiyari emir ile izdirari yani dayatmaları işin arasını ayıran gizli bir sistemimizden haber veriyor. Allahu alem bu da en veya daha ilerisi olan sırrı insanidir. Yani istirar ve ihtiyari ikisinin arkasındaki sistem ikisini de görüyor. İstirarla ihtiyar hepsini seyreden ya enedir veya sırrı insani. Onu biliyor. Çünkü bu ikisi de kaderin arkasındadır. Bak anladınız mı orayı? Kaderin arkasındadır. Kaderin arkasındadır. Ya çok tuhaf Kaderin olup olmadığını, kader nereye kadar var olduğunu, nereye kadar ben var olduğumu, ben yaptım hep o arkadaki ene. Ondandır ki ene inkişaf etmedikçe kader yapılmıyor, çözülmüyor. Çünkü kader neydi? Hali ve vicdani. Öyle değil mi? Hali ve vicdan. Hal neydi? Vicdan şey ruhtaydı. Haleti rüye ya. E, ruh kendisi kendisini çözümlemeyi o kadar yapar. Ama ruhun arkasına geçersen ruhu daha ihatalı çözümlersin. Ruhun arkasına geçmek demek enedir. Anladın mı? dağdayken daha dağı göremezsiniz. Dağın arkasına geçersen yani dağ karşısına daha 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 iyi görürsün. Şimdi kader neydi? Pekmez tini, pekmezle tayini getir karıştır. Hali ve vicdani karıştır kader. Kader hali ve vicdanidir diyor. İlmidir diyor. Tamam? Mı? İlmidir. Hal neydi? Ruhta. Ruhsal bütünlük. Vicdan şey vicdan neydi? Zaten vicdanın bütünlüğü. Hali ve vicdanidir diyor. O zaman nedir kader? Pekmez tayini karıştırır gibi ruh artı vicdan. E bunu kim fark edecek? Ruhun arkası. da daha arkası nedir onu ihata eden? Ona ruha aşkın olan nedir? En nedir? Veya sırrı insani. O inkişaf ettikçe kader çözülüyor. Fıtratı ve vicdanı bozulma nispetinde cebir zanneder. Niye? Dikkat ederseniz kim kaderden dem vuruyor? Kader yaptı. Niye kadere sığınıyor? Kim bunlar? Fıtratı, vicdanı bozulanlar. Bozulmayanlar demez. Cebir zanneder. Çünkü bozulduğu için kendisi bozdu. Bozuk bozuk şey istiyor. Artık istese de dönemiyor. O zaman benim kaderim yaptı. Hayır. Hali ve vicdanı olduğuna göre kader, ha, vicdanı ve ruhu bozulan cebir zanneder kaderi. Cebri, cebri değil. Ne kadar fıtratı ve vicdanı imanla nurlanırsa o nispetle insanda ihtiyarı ve izdiralileri ayıran sırrın sırrı insanda ortaya çıkar. Var değil mi orada yazıda? Çıkar. Çok güzel bir izah bu kader için. Bozulmuş vicdanda sırlar çıkmadığı gibi sırrın sırrı hiç, çık hiç çıkmaz. Ve bu insan cebir veya mutezile gibi esbabı müessil hakiki yapmaz. Bir şey sorabilir ha. Şimdi biz sır dediğimiz zaman onun tanımlamasını az çok biliyoruz. Mesela sizin söylediğiniz gibi. sırrın sırrı dediği zaman nasıl bir tanımlama Anlaşma, anlamamız gerekiyor burada? Şimdi sır dima ait. Aklın bütünlüğü. İkinci sır ikinci sır vicdanın bütünlüğü. Vicdanı aşkın. Ama vicdan da gözüküyor. Sırın sırı vicdanın bütünselliği. Buna şahit oluyor. Ama bozulan, bozulduğu için ne sırrı olur Bak sır, birinci sır kafadaki bütünlük. İkinci sır vicdandaki bütünlük. Sırın sırrı bu. Cebir, yani cebir, cebir niye var diyor ve niye vardır diye dikkat edin. Kader elimi kolumu bağladı veya kaderi inkar eden, kaderi cebir zanneden ki toplumda kim konuşuyor? Bozuk insanlar konuşuyor. Hiç böyle bir alimin, bir Müslümanın böyle bir derdi yok. Bir bak bakayım dağdaki ninelerimiz, amcalar, dedelerimiz kaderden hiç sorun yapmış mı? Derdi var mı? Kavgası var mı kaderle? Gündeme taşıyor mu televizyon ekranları? Yok. Kimler taşıyor? Bo, bo vicdanı ve ruhu bozuk olanlar yapar. Cebir ne demek? Cebir, cebir cebriye. Cebriye ifrat etti. Mutezile esbabı müessir yaptı tefrit etti bu da. Ehli sünnet ne cebir ve ne de bütün bütün esbabı müessiri hakiki yaptı. Esbabı ne yaptı ehli sünnet? Şartı adi yaptı. Esbabı esmaların cil ve cemal nakış ve sanatı olarak gördü. Kader Risalesi'nde de bu manayı teyit babında sözler 463'te kader ve cüz-i ihtiyari İslamiyetin ve imanın nihayet hududunu gösteren hali ve vicdani imanın cüzlerindendir yoksa ilmi ve nazarı değildir kader ilmi de değildir ve nazarı da değil ne demek ilim yani şu bu ağaç nereden çıktı çekirdekten böyle onu tahlil etmek yani böyle varsayımlarla veya çözümleyerek bilinecek bir şey değil bu sen ene de öyle sır insan da öyle ilmin arkasında olduğu için ilmin arkasında olan bir şeyi İlimle, ilme aşkın bir şey. İlimle nasıl bileceksin? Şöyle diyeyim. Aklımı bu akılda yapılmadığı için bu aklımla kendi aklımı çözemem. Bu akılla bu akıl yapılmadığı için bu akıl yoktu. O zaman bu akla hükmedebilmem için bu akılla benim aklımı yapama, yapana bağlanmam gerekiyor. Mesela ben bilgisayarda bir şey yapamıyorum. Temvivay veya ayrısı bilmem neyle programla Erdinç'e bağlanıyorum. Erdinç benim bilgisayarımı giriyor, yapıyor. Çünkü okurmuştu biliyor. Şimdi bakın bir daha. Benim bir benim bu aklım, bu akılla olmadığı için bu akılla, bu aklı yönetemem. Bu akıl yokken bu aklı yapan aklı külle. Bu akılla ona bağlanırsam akıllılık etmiş olurum ve aklımı yapan o aklı külle bu aklımı yapılandırırım. Aynen bunun gibi. İlim yazılım değil. Mesela kader yazılım değil. Nazarı da böyle <laughs> Kazanılan bir şeyle o sistemi kurmuş da değilim. Kader buna aşkındır. Çünkü ne için ilim değildir? İlim neredeydi yeri? Su, su, budi, tamam da insanda neredeydi? Diman Dima neresindeydi? Ha, ilim orada. E, kader orası mı ki? E, bak, ilim değildir kader. Çünkü dimada. Peki eğer kader ilim Dima'da olsa vicdanı ve ruh kim yapılandıracak? Kim yapılandıracak? Ona aşkın olması lazım. Onu Onu kuşatan olması lazım. O zaman kader nedir? Hali ve vicdanı. Vicdan içsel sistemin ilk kapısı. Kalbi daha gelmeden. Ruh da vacibül vücuda varılacak son kapı. İnsana ilk kapı, vacibül vücuda giriş ilk kapısı. Ruh. O, e, i̇lmi ve nazari değildir kader. Yani insanların e, anlayışının oluşturduğu, e, meydana getirdiği, yaptığı bir şey değil bu. E, peki neyle anlarsın? Neyle anlarsın? Ancak... Ene ile anlarsın, sırrı insanı ile anlarsın. Vücudunda Adem, Adem'in de vücudu görürsen, birinci dersin şeyinde vardı, e, kendini böyle yapılandırırsan, yani ben bedenle ben değilim, cil, esmaların cil ve cemal nakşı sanatıyım. O zaman ben esmaların donmuş haliyim. O zaman ne demektir? Ben Allah'ın, Allah'ın nuru semavatı var, Allah'ın nurunun eveliyim, ahirim, zahirinsin ve Ben vücut rengini vermedim ki. Bunu kim söylüyor? Ene yapıyor işte bunu. Olayın arkasına geçiyor. Olayın arkasına arkasına geçiyor. Şimdi bakayım ne anlamışız? Bak gidiyor, gidiyor şey. İz takibi gidiyor. Kaderi halin ile fikredip hal yani ruhtaki hal ile fikredip, hissedip, duygulanıp haletlenirsin. Hal ile var ya böyle bir şahadisi görürsün. Bu halet var ya halet. Bir halet doğar sana. İlla hadisi olur, illa olmaz. İçimizde bir hal oldu. Halet-i ruhe ruhta. Şimdi o teke aşağı inmez mi? Kendisini nerede gösterir hal? Kalpte duygu, vicdanda his, akılda ilim, bedende de eylemsel gözükür hal, siması, yaşlı, genç, şey, i̇şte gelgin değil, imanlı, namazlı gözükür. Şimdi hal, hal, fikredip, hissedip, duygulanıp haletlenirsin. Cüz-i de, cüz-i vicdanda bilirsin. Ha, vicdanla bilirsin. Cebir ve istirari olup olmadığını vicdanınla ve fıtratınla çok rahat bilirsin. Eğer fıtrat ve vicdan çalışmıyorsa, berbat etmişsen fıtratını, vicdanını çalışmıyorsa o nispetle dersin ki ya Cebir ya da Mutezile'ye düşmen ihtimali olur. Onun için Cebirle Mutezile e, fıtratıyla, vicdanını bozma nispetinde düşüyor adam. Hmm, onlar vicdansız oluyorlar yani adam. Evet. Yani. Hmm. Bozulmuş. Çünkü Allah'a madde gibi, insan gibi düşünüyor. Bunların işte o başında gidenlerden bir tanesi de şey, ses kayıtları YouTube'dan düşündüğü için söylüyorum. Telefon ediyorlar. Nerede bilsin isim kaydediyor? Epey var tabi Efendim ben diyor hocam diyor kimle evleneceğim Allah biliyor mu? Nereden misin ya bilseydi diyor sen iyi birisini seçler miydi diyor. Allah kimle evleneceğini nereden bilecek diyor. Hani böyle kayıt var. Bak bu kaderi inkar eden bu adam işte din anlatıyor yani. Yani Allah senin diyor kimle evleneceğini nereden bilecek diyor? Âmka var. Bu adam din anlatıyor. Ötekisi de bunun emsali Şia diyor ki onu kimseye yedirmem. Tuzağa düşürdünüz, kaydettiniz diyor. E ben, dedi de kaydettik de İdur da dedim dedi yani. Yani dedi de kaydedildi kaydedildiği için söylemedik adam. Adam düşüncesini söyledi. öğrencilerinden birisi biz ona sorduk bunu dedi. Ya öyle söyledik işte demiş bu kadar atmış ki. Evet vicdan dersi yani. de bu kadar yani adamın ya yanlış yaptık Allah tövbe aşağı Allah hakkında böyle dedim dememiş. Ya öyle <laughs> dedi işte. işte. İşte bu işte bu adam niçin ben bunu deşifre etmek için söylemiyorum vicdan bozuk olunca ruh bozuk olunca böyle oluyor demek bu Cebriye bunlar böyledir Cebri Cebriciler Şia da böyledir Cebriye de böyledir Mu'tezili de böyledir. Yani vicdaniyeti ve ruhsal yapısı çöktüğü için oluyor. Göresiniz örnekteki gibi diye. Eğer fıtratı ve vicdanı çalışmıyorsa o nisbette ya cebriye veya mutezili düşmen ihtimali olur. İnsan kendisi kendisine en yakın şahit yine kendisidir. Neyin <laughs> kader bak neyin kader neyin tercihim olduğunu uyanık fıtratı ve vicdanı çok rahat ayırt eder. Yeter ki fıtratını ve vicdanını dinlemeyi dinlemeye fırsat versin. versin. Neyin cebriye, neyin ihtiyarı, neyin izdirarı olduğunu herkes bilir. Yeter ki fıtratını ve vicdanını dinlemeyi bil. Kader ne idi bu manada? Kader şimdi geçelim. Bayağı iş takip ediliyor. Kader neydi? Altı tane özellikti. Malumiyet, meşhudiyet, nizam, intizam, taayyün, teşahhus, ve evamir tekviniyenin bunların altı tanesi şey yedi tanenin hulasa camialarıdır. Bunların hu, e, hulasa hula hulasalarıdır. Hula hulasalarıdır. Tamam. Ekledim. Şeceri hilkat bunların sende uyanmalarının bak şeceri hilkat bunların sende uyanmalarının bütünselliğinden halid. Haleti oku söylüyorum. Halet neymiş? Malumiyet, meşhudiyet, nizam, nizam, yani nizam, intizam, taayun, teşahhus, evamiri tekviniye var ya 7 tane bu. Bunlar uyanma nispetinde sende ortaya çıktığı yer ruhtadır. Bunun adı da halettir. Yapayım şöyle. Kader neydi abiler? Malum etme. Şu nizam, intizam, tayyun, teşehhus evamiri tekbiniye. 6 tane. Bu kainatın şey 7 tane. Evet. 7 tane. Kainatın 6 5 4 3 2 1. Kainatın yazılımı. Esma-i Şimdi bu kainatı yazan ya yani bu bu sistem İnsanda karşılığı olmayacak mı? Çekirdekte ağaça çıktı, ağaca dönüştü ama ağaç da meyve. Meyvedeki çekirdek. İnsanda da bu aynısı var. İnsandaki aynı bu dönüşümün adı halet halet. Haletimiz mesela nedir? Ya malumiyetten veya meşruiyetten, nizamdan, intizamdan veya evami tekvini. Bizde ortaya çıkan bu. Kader neydi peki? Kader, kader, kader hali ve vicdanidir. İlmi ve nazari değildir. Nazar ne demek biliyorsunuz nazar? İnsanın bakışıdır. İnsanda kazanılan ilim ve bakış değildir. Çünkü ilim altını dolduruyorum. Dimada tasdiktedir. İlim denilen tasdiktedir. Nazar da insanın e, kazanın kazandığı bütünselliği mesela dimayla bakışıdır. Böyle değildir. Hali ruh bu da vicdan. Yani buna ruh. Yani bunun içini açtık. Hal deyince ne anlayacağız diye bunu yazdım yani. Hal deyince ne anlayacağız? Bu. Hal bu. Vicdanı da zaten biliyoruz. İkisinin cemiyle insanın bakışı, nazarı. Nazarı değil ya. Yani, yani nazarı derken senin bakışınla var olan bir şey değil. Ben düşündüğüm için ben var olmadım. Ben düşündüğüm için elma yoktur. Ben niyet ettiğim, arzu ettiğim için güneş olmuyor. Var ya. Hali ruha, vicdanı vicdana bakıyor. Kader bu. Son bir soru alsın abi. Şimdi hal deyince, halet bende ortaya çıkar. Heh. Ama hal, e, mesela hayatı tekminiyenin, evamili tekminiyle cem olması mı halettir abi? Halet aslında e, içsel alemin haller var ya hal, mastardır. Halet olunca sen de uyanan durum şekli. Birisi milk birisi melekut diye. Uyandı ya. Hal. Tamam. Hal bunlar. E bunlar bende uyanınca ne olur? Haletim bozuk ya. Haletim biraz sıkılmış. Haletim biraz uygun değil. Halet o. Yani mülk tarafı halet. Melekut hal. Yani onu da yazayım isterseniz ki Tamam mı abi? Böyle ilkokul çocuklar gibi yazdık ki onu da şey olsun. Ee, evet kader cüz-i ihtiyari, kader virgül cüz ihtiyari, iman ve İslamiyet'in e, nihayet meratibinde. Yani nerede şey yapıyor? Bir daha bak kader ve cüz-i ihtiyari. Nerede? Birisi iman, birisi İslamiyet'in nihayet meratibini Kader nefsi gururdan, cüz-i ihtiyarı adem mesuletten kurtarmak içindir ki mesaili imaniye girmişler. Devam edeyim daha bitmedi bakayım ne çıkacak. Ben kafanızda tam olma, oturmadığını biliyorum. Kader imana, cüz-i ihtiyarı İslamiyet'e manayı, nazm-ı manayla şey yaptım. Onu açarsa görürsünüz onu. Kader imana ki iman esaslarındandır. Cüz-i ihtiyarı eylemsel hali olduğu için ihtiyar. İslamiyet'in nihayet mertebesini gösteriyor. İslamiyet'in imanın nihayet mertebesini kader gösteriyor. Çünkü tu billahi ve melaiketi ve kütübi ve rusuli ve yevmil ve bil kaderi hayri ve şeri son Beş tane iman esasına iman edebilenin de ortaya çıkan imanın son hududu. İmanın soncusudur. Eşe cüz ihtiyar nedir? İnkışaf ettikçe İslamiyet'te yaşantıda Ha cüz-i ihtiyari mi, istirari mi? Bilirsin. İslamiyet'i yaşayan da olur. Bak bu çok önemli bak. Cüz-i ihtiyari niye İslamiyet'in hududu? Çünkü cüz-i ihtiyari e, isla, eylemdeki eylem olduğu için ihtiyari mi, istirari İslamiyet'i yaşayan insanda bu şey olur. İnkışaf edilir. Çıkı ortaya çıkıyor. Evet, evet. Vicdan bilir. Vicdanen bilinir. Tabiri diğerle. Kader nefsi gururdan cüz ihtiyarı adem mesuliyetten kurtarmak içindir. Bunlar metin. Bunları sen hali ve vicdanı bilirsin. Bunları hal demek hal ruhsaldır. Vicdan vicdandır. Bilirsin. Kader imani halinle bilirsin. Bak kaderi imanı iman olarak. Bak kadere imanın altı mertebesini, beşi iman edip var ya Ahmet'in bile hemen Altıncısı ile, boşuna sıralanmamış o, kaderi imanın beş tane esasının ve altı tane esasının inkışafı ile sende ortaya çıkan haletinle bilirsin. Cüz-i ihtiyari İslamiyet'i yaşayarak vicdan olur. İslamiyet'i yaşayarak vicdan da inkışaf ederse bu vicdanidir. Yukarıda ne demişti? Kader imani cüz-i ihtiyar İslamiyet. İslamiyet nedir? İslam'et vicdandır. Acayip oldu. E, yani vicdan eylemselle gelişir. Eylemle İba, ibadetler, Yani e, doğru yaşayarak. Bir dakika. O zaman cebir ortadan kalkıyor abi tamamen. Evet. Ce yani vicdan tertlerle çalışır. Kalp eylemlerle çalışır. E, ela biz zikri lahit etmelik oğlum. Kalp eylemlerle çalışır. Zikirle namaz ibadetle eylemdir. Vicdan eylem yok. Tertlerle çalışır. Günah terk ederek çalışır. Tek. Takma. Meniyatta ve günahlardan? Meniyat günah. Meniyat vicdansa e, günahlar da kalbi çalıştırıyor. Sen hiç dokunma abi. Yuvarlansın gitsin. Çünkü Do, Çocuklar buna delildir. Deliler buna delildir. Aynen. Kader neydi? Hali ve vicdan değil miydi? Onun altısını yaparak hükmünü verdik. Hali budur. Vicdan neydi? Cüz-i ihtiyariyi İslamiyet yaşayarak e, cüz-i ihtiyarı ortaya çıkar o da ettiriyor. ettiriyor. Kaderle imanın bak kaderle imanını imanınla da nefsin gururunu nefsin gururunu da halinle bilirsin. Ben herkes kendisine şahittir. Ben gururluyum değilim. Herkes bilir. Tehdit iş, zamirin şey işaretini kullanıyorum bak böyle. Parmak o. Bak herkes halinle nefsini nefsinle de imanını, imanınla da kaderini bilir. Kendisi kendisine şahittir. Biz onun diyor kendi kendi nefsine kendisine şahit kıldık diyor Cenab-ı Hak. Dinlersen uyanık vicdanını duyarsın. Herkes kendisi kendisine şahittir. Ben bilmez miyim haletimle ne kadar gururluyum. En ufak lafı kaldıramıyorum. Siz her türlü şey söylüyorum. Yani bağırıyorum. Siz de diyorsunuz. Vesaire. Yapıyoruz bu insanlığın gereği ya. Güzelliğin gereği. Adama desem ki dedim o hangi geçti geçti. Bu adam hizmeti terk ediyor bu kadar. Bu ne ya? Ama bu adam yani bu hali anlatmak için çarpıcı misal veriyorum. Bu insan devlet dairesine girer, itilip kalkılır. Çık dışarı çık. Çık hastanede. çek sıranı bekle. Devlet dairesine, vergi dairesine, şeyde konsolosluklarda, yurt dışı kapı, kapı kulelerde çık dışarı çıkar mısın? çek. Çek sıranı bekle. Diyor mu demiyorum. Gurur meselesi yapıyor musun? Çünkü dünya bu menfaatin var. Ama o geçti. Bunda ne ki? <laughs> ha nedir o? Biz niye çarpıcı misal veriyorum? Haletimizle gururluğu halimizi gururla imanımızın seviyesini, imanımızın seviyesiyle de kader anlayışımız çıkar. Kader anlayışında sıkıntı varsa gururlu, kibirlidir. Onun haleti de bozuktur. Nasıl? Harita çıktı bu. İman bu evet iman. Herkes imanına şahittir. Ne kadar, ne kadar olduğunu biliyor. En azından eylemsel gösterim imanı. Neyi sana terk ettirebildi? İman yaptırma değil. İlk önce terk ettirir. La ilahe. Sonra Allah. Neyi terk ettirdiyse o kadar imanlıyız. Mesela 10 dakika videoyu seyrettin. Sabaha 10 cüz okudun. Değil işte. Zayıf imanlısın. La cüz okudum. Peki 10 dakika videoyu seyretmeyip 10 de okumasaydın Ali, sabaha kadar yatsaydın daha hayırlı olurdu. Herkes kendi imanına şahittir. Terk ettiğin kadardır. İslamiyet ise yaptığın kadardır. İman terk ettiğin kadardır. İslam yaptığın kadardır. Herkes kendisine şahittir. Kim nereden dem vuruyorsa sistemi bozuk. Ondan boz yapıyor. Bu bak o teksini de tamamlayayım. Musa edin Açtın değil mi orayı? Haletinle bilirsin gururunu. Gururunla bilirsin imanın seviyesini. İmanla da bilirsin ki kader anlayışım benim bu kadar. Boşuna elimi kolum bağladı deme. Bozuk haletin var da ondan. Haletin bozuksa kader anlayışın bozuktur. Tersi. Cüz-i ihtiyari ne? Neyle inkişaf eder? İslamiyetle. Eylemsel. Bu teklerle olur. Bu birincisi teklerle olur. Bu eylemdir bak. Şunu görüyor musunuz? Evet. Bak şimdi ihtiyarınla İslamiyet'e, İslamiyet'te inkişaf ettiğin kadar mesul olduklarını bilirsin. Kendine, kendi şahitsin. Bununla da vicdanın inkişaf eder. Vicdan ne kadar inkişaf edersen mesuliyetlerini çok iyi bilirsin, hissedersin. Bu benim sağımdır, burası benim sağım değil. Vicdanen bilirsin. Herkes vicdanla vicdaniyatına şahittir. Vicdanıyla vicdaniyatına şahittir. Kendisi kendisine dönerse, yani bilgini sorgularsan, Bilgiyi kendisine döndürürsen, bildiklerini bilmeye kalkarsan ilim olur. Bildiklerini bilmeye kalkarsan İ bilim şey ilim bilgi kendi üzerine dönerse bildiğini bilmeye çalışırsan ona dönüşürsün ki onun adı ilimdir. Vicdan ne kadar inkişaf edersen mesul sahamızı biliriz. Mesuliyetimiz kadar İslamiyetteki İslamiyetteki eylemsel halimde gözüküyor. İslamiyetim o kadardır, cüz ihtarım da o kadardır. Lazım da elzem. Demek hal ehli imanın kemaliyle cüz ihtiyarının mesul olduğu olmadığı yerleri de İslamiyeti yaşama nispetinde vicdan olur. Bu vicdanla istirarı ve ihtiyarları ayırt edilir. İnsan ayırt eder. Vallahi ayırt eder. Şu anda ben bunu istirarı mı ihtiyar mı yapıyorum? Şu anda ihtiyarı yapıyorum. İzdirarı yapmıyorum. Ee, peki çarpıcı bir misal verdim. Dedim ki kadere İstirar diyorsun, cebir diyorsun, zor dayatıyor. Niye şey kadın gelince oraya bakmak zorundayım? Bak cebir var demiyorsun. Niye asabiyetine, kuvey aklıya, kuvey gadabiye, kuvey şevyene cebir? Açtığın açtık cebir değil midir? Niye cebir demiyorsun? Mecburum diyorsun değil mi? De Yok cebir var demiyorsun. Sistem öyle çalışıyor. Ha kader de böyle bir sistem işte. Nasıl ki açlığa cebir demiyorsun. Arabaya öne oturdunuz. Şoför siz değilsiniz. Kamerayı açtınız mı abi? Biz köye çıkarken çekeriz böyle. Kamerayı tuttun mu abi? Veya cep telefonu tuttun mu? E doktor. Şimdi böyle gidiyor. O kameranın içerisine girenleri kameranın mı suçu tutanın mı suçu? O manzaralar bir sürü hoşlandığımız manzarada girecek, hoşlanmadığımız manzarada girecek. Deniz kenarda çekti, dağlarda çekti. Böyle gidiyor muyum abi? Şimdi bu kameranın içinde film olmasından hoşlanmadığımız şeylerin gözükmesi... Kameranın mı suçu, tutanın mı suçu? Tutanın değil, şoförün suçu, şucu, suçudur. Şoför niye oradan geçiyor? Niye geçiyor? Şoförün <laughs> mü? E, ben sabit tuttum. Tutmuyorum ama böyle koydum. Araba ben sürüyorum. Sabit ha, koy. Tutmuyorum. Evet. Koydum oraya. Ha, Araba Arabayı direksiyon. E sen onu oraya soktun. İşte bu. Senin kaderin bu yani. O kameranın ne suçu var ki kameraya küfür ediyorsun? Onun ne girdi diye gözün ne suçu var? Hılkatin ne suçu var? Fıtratını yap bozmuşsun sen. Münafığın vicdansızlığıyla alakalı böyle salih ifade... Var 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 Emir Dağı'nda. Vicdansız diyor bir. Kalpsizdir. Vicdansızdır. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın aleyin şiddetli aleyhindedir. Etikatsızdır. kalpsizdir, vicdansızdır. Dört tane sıfatı vardır. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın aleyhindedir. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın münafığın üç sıfatını söylüyor. Bunu ustad eylemde gösterdi. Sözünde durmaz. Konuştuğu zaman yalan söyler. Emanet ihanet eder. Uyguladı ustad. Kapsızdır, vicdansızdır, itikatsızdır. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın aleyhindedir. Bir bak bakalım. Sanki asker arkadaşına söylüyor. Muhammed diyor mesela. <laughs> Muhammed diyor. Nasıl diyor? Böyle Vehhabi var böyle. Şia. Peygamberimizi aşağılamak için Muhammed diyor. Zaten Süfyan Dilek aleyhinde de böyle dikkat edin televizyonda dini tamir tavasındaki o talipçiler Ali Selat demez. İlk defa duyduk beşer olduğunu biz bilmiyorduk iyi ki iki söyledin. Demek hal ehli imanın kemaliyle cüz ihtiyarı mesul olduğu olmadığı bu bu şeyi bitirip namaza duracağız bu konuyu. Demek hal ehli imanın kemaliyle cüz ihtiyarinin mesul olduğu olmadığı yerleri de İslamiyeti yaşama nispetinde vicdan olur. Bu vicdanla izdirar ve ihtiyarlı ayırt edebilir. İslamiyet yani bir çocuk İslamiyet ayıptır günahtır dediğinde sen o çocuk o fiilleri yapmaya başladığında vicdan mı oluşmaya başlıyor? Vicdan oluşmaya başlıyor. Ondan önce vicdanı ayırt Vicdanı kendi ayırt edemez ama vicdanıdır. Fıtri de en güzeldir vicdanidir yani. Kader de beş iman esaslarının inkişafları nispetinde olur. Beş iman esasları insanda tayin ve teşahhusu nispetinde kader iman olur. Ya mesela amentü billahi var ya amentü billahi ve melaiketi. 5 tane iman esası yaşayan insanda 5 tane iman esasında yani ona imanın nispetinde onun hulasası belki de kader o altı. Bundandır ki kadere iman etmek altıncı sırasına konmuş. Kadere iman noktalı virgül Allah'a imandan, haşi imandan, meleklere, peygamberlere, kitaplara iman etmelerinden beslenir. Kader bunlardan besleniyor. Yoksa kaderi iman tek başına düşünülemez. Allahsız kader olmaz. Ama kadersiz Allah vardır. Ondan iman esasları bir bütündür. Parça parça düşünülemez. Kadere iman sana sorumluluk yük yüklemediği gibi kadere iman sana sorumluluk yüklemediği gibi sorumluluğunu da kaldırmaz. Kadere iman sana e, sorumluluk yüklemediği gibi kadere iman ne dedi? Yani ne yükledi ki sana? Yüklemiyor ki. İslamiyet çünkü değil mi abi? Evet. Kal bir de sorumluluğunu da kaldır. kadere iman Cenab-ı Hakk'ın yaşayan Müslümanlara Neye peki kader iman getirilmiş? Cenab-ı Hak yaşayan Müslümanlara sonsuz engin merhametinin göstergesidir kader iman. Yoksa kadere kadere ima kadere imansız yaşayanmaz, yaşanamaz. Yani sonsuz engin merhametinin tecellisidir kader iman. Yoksa keşkeler bataklığından çıkamayız. Bunu şöyle anlarız. Kadere iman ettiğimiz halde bu kadar çırpınıyorsak ya kader inancımız olmasaydı ne yapacaktık? Bazı sıkıntılarımız kader vermiyor muyuz? Geçmiş kader. Ben de diyorum mesela diyorum ki ya bunu keşke oluyor da düşüyorum. Keşke falan. Ya burada kaderin sesi yok mu be Hasan? Tamam kusur yaptın. İki de bir kafanı ne kemiriyorsun? Ben bu kusurun dört yüzü var. Bir, karşı ki beni tahrik ettin. Ne diyor usta Kusur bulmak için? Bir, bu olayda diyor, karşıki tarafın nefsi var. %25 ona ver. Şeytanın hissesi var. Kaderin de hissesi var. E %25 de nefsi, kendi nefsinin şeyi var ya. %25'i esas alıp %75'i niye şey yapıyorsun ya? Yani mesela diyelim ki kusur yaptık Ali. Tamam da kardeşim kusur yapmama karşıki taraf sebebi var. Kaderin sebebi var. Tamam Benim de nefsimde var. Ya bu... En azından üçte bir ya. Üçte iki karşıki tarafta. Beni o tahrik etti. Kaderin dediği sesi var. Benim de cehaletim vardı. Çıkışın içinde kader de ya. Rahat et. Cenab-ı Hakk'ın sonsuz engin merhametinden kader iman getirilmiş. Kader iman etmeye Allah karı var mı? Allah'ın karı var. Bunlar diğer ilimler gibi. Diğer ilimler var ya böyle. Diğer mesela kalp, vicdan, şunlar bunlar gibi, ruh gibi ilmi ve nazarı değillerdir hal olduğu için ruhsaldır. Ruhun her haleti ruhiyelerini ilmi çerçevede gösteremezsin. Her şey ilim olmadığını ilmimiz de söylüyor. Her şeyin ilim olmadığını ilmimiz de söylüyor. Evet tekrar sistem geri geldi biraz önce. Vicdan terklerle kalp eylemlerle çalışır. Kalbin ve hissin temayülatından çıkar fiil. Hal olduğu için ruhsaldır. Ruhun kader nedir? Hal olduğu için. Hali ve vicdanidir diyor. O zaman e, kader hali ve vicdani ise eylemsel olmaz. Kader eylem değil ki. E, o zaman vicdan eylemle çalışsın. Tekrarla çalışacak. E, demek ki e, hali ve vicdanidir. E, ne demek? Ruhun her haleti rüyesini ilmi çerçevede gösteremezsiniz. Mesela ilim tasdiktedir. Ama ruhtaki haleti ilmi nasıl izah edeceksin ya? İlme nasıl çerçeve sokacaksın? Her şey her şeyin ilmi olmadığını ilmimiz de söylüyor. Her şey aklı olmadığını aklımız da söylüyor. İlim sıfatı subutiyetendir, subutiyedendir. Hal ise şunat-ı zatiyedendir. Bazı şeyleri gündelik hayatta da şahit oluruz ki cüz-i ihtiyarla yaptığımızı vicdanımız bazen onaylar bazen de sıkıntıyla bize onaylamadığını söyler. Onun için vicdan eylemsel değil, eylem değil, eylemsizlik. Ne yapar? Bazı şey gündelik hayatımızda cüz ihtiyarla yaptığımız şeyi kendi ihtiyarımızla mesela şu anda dersten kalksak, keyfimize kalktık. Vicdan rahatsız olmayacak mı? Bayram Nasıl kalktın ya diyor. Otur lan diyor. Sabretti biraz sonra bitecek diyor. Sıkmaz mı? E peki neyle kalktın? Cüz-i ihtiyarla. Kim müdahale etti yapma diye? Vicdan. Vicdan aklın aklıdır. Mahkeme mantığı düşünürsek abi daha şey olur. Çünkü mahkeme yaptığın bir şey için mükafat vermez. Yapmadığın için ceza verir. Evet. Yani eylem değildir. Terktir yani bu şey. Mahkeme. Mahkeme neyin cezasını veriyor? Yani yanlışın cezasını veriyor. Yanlışın cezasını. Biraz önce sen ne dedin? İşte... Mahkeme yapılan hatanın cezasını verir. Yaptığın vereyim. doğru işe mükafat yani vermez. Eyleme, yap, eyleme, eyleme. Eyleme. <laughs> Yanlış. Yanlışa <ha>, mahke <laughs> verir. Evet yaptığın iyiliğe iyilik vermiyor sana. Evet mükafat vermiyor. Yok mahkeme yaptığın yanlışa ceza veriyor. O, o böyle daha yanlışılır. olur. Yani eylemle çalışmadığını şey yapmak için. Evet eylemle çalışmıyor. Mahkeme de eylemle çalışmıyor. E, yaptığımız ha, şey tersi yaptığımız kötü şeylerle. Ademi yani. Adem günahlarla çalışıyor mahkemede. <gülüyor> mahkemede <laughs> şeyle. Yani yaptığımız iyilikle değil yaptığımız kötülüklerle. Kötülük nedir? Yapmadığımız iyiliklerdir aynı zamanda. Anladık mı abi? Evet, evet, Bir daha mesela diyelim ki namaz kılmak iyiliktir. Namaz kılmamak nedir? Haramdır. Yani peki değişik manada söyleyeyim. Yapmam gerekeni yapmamanın adıdır haram. Namaz kılmamak haramsa yapmam gerekeni yapmamaktır. O zaman güzel güzel misal verdi. Güzel kafa çalıştı. Aferin. Tebrik ederim. Mahkeme yaptığımız iyiliklerin değil, yaptığımız kötülüklerin cezasının verildiği yerdir. Hasan abi bir şey söylemek istiyorum ben özür dilerim. Şimdi tarafkirlik <laughs> burada o kadar o kadar önemini tekrar şey yapıyor ki ortaya çıkartıyor ki Hasan abi. Şimdi hüküm kader hüküm oluyor değil mi Hasan evet. abi? Evet. Yani biz burada böyle bir şema yapmışız bir zaman Hasan abi. Bütün <laughs> e, adem vücut, bütün zıtların e, cemi verilen hüküm. Mesela tarafsız şey taraf gelik şu. Doğru olduğunu bildiğin zaman aksini söylemektir yalan. Yalan. Değil mi abi? Şimdi doğru olduğunu bildiğin zaman söyleme gerek yok. Susmak da yalan oluyor, hüküm oluyor ve kader oluyor. Demen gerektiği şey dememekle dememen gerektiğini demiş oluyorsun. Namaz kılman gerektiği halde kılmamak eylem değil. Eylemsizlik eylemidir. Cüz-i ihtiyarla yaptığımızı vicdanımız bazen onaylar, bazen de sıkıntıyla bize onaylamadığını söyler. Vicdan nasıl konuşur bize? Sıkıntıyla konuşur. Peki yaptığımız şeyleri sıkıntıyla yapma diyor değil mi? Tabi, fı, hilkat da fıtratımıza hastalık ve musibetlerle e, bizi ikaz ediyor. Vicdanımız sıkıntıyla e, şey, hilkat ise doğa, kainat ise... Ademi şeylerle, hastalık musibetlerle ikaz ediyor. Anladınız mı? Burayı, buradan buraya geçtim. Evet, evet. mesela ihtiyarımız da kalktık. Vicdan ne diyor? Lan otur. Nasıl otur? Laf demiyor. Nasıl konuşuyor bizimle? Sıkıntı. Sıkıntı vicdani dildir. E, hilkatın da fıtrata yanlış yaptığı zaman onun adı da şeydir bak. Do fıtri bir hastalık değil de musibet falan. Yaptığımız bazı hatalardan gelen şeyler var ya. Mesela diyelim ki Gafur ve Mehmet nerede? Mehmet'in oğlu. Öyle diyorlar. 200 de giderse çocuğun arabayla. O kadar hızlı gidersen bu hilkat fı fı fıtrata diyor ki cezayı keseceğim. O da nedir? Bir tarafın kırılması. Bak hastalık, musibet. Bu, bu bir dildir. Adetullah. İradeyle geldik. Karsak vicdan bizi sıkıntıya. sıkıntıya sokuyor. Vicdanını dinleme bahtiyarlığı. Bak vicdanını herkes dinleyemez. Vicdanını dinleme bahtiyarlığı olanlar cüzi ihtiyarının tercihini bile yeniden vicdanı tercih eder. Yani vicdanını dinlemek de bir kültür işidir, bir bahtiyarlıktır, bir nasip işidir. ...nasıl bir şeydir? Bahtiyardır. Yani mesela vicdanın karar verdik... ...bugün derse gitmeyeceğiz. Şey Aklın, kader ...gitmeyeceğiz. Vicdan der ki yapma ya... ...sıkıntı. Ha, bahtiyar insan kim? Bu... ...konuşmasına, vicdanın... ...sıkıntı olarak kendisini ifade etme... ...o konuşmasına kulak vermektir. Onu dinlemektir. Çünkü vicdan yanlış yaptırmaz. Şey, bir şey söyleyebilir miyim? Çok özür dilerim. Şimdi... Ee, az önce neden sordum biliyor musunuz? Münafıkın vicdansızdır. Yani şey var diye. Yani vicdansız vicdan ile birlikte acı çekmek de e, aslında bir nimet. Değil mi? Öyle mi oluyor abi? E, Nimet tabii. O çünkü o bir dildir. O da bir konuşmaktır. Ya, bir Aynı zamanda zaman bir acı çekmeli. Ama münafık o acıyı bile çekitmiyor ki. Allahu Celle Celaluhu. Yanlış mı evet. öyle mi? Doğru doğru. Doğru. Mesela e, Firavun'un dişi bile armamış. Devam ediyorum. Vicdani tercih, bak vicdani tercih cüz-i ihtiyariden üstündür. Eğer çalışırsa vicdan buna kişi de şahidi bile olur. Vicdan çalışırsa. Demek ki vicdanın dili konuşması cüz-i ihtiyariden de üstündür zaten cüz-i neredeydi? Dima'daki fiili iltizamın oradaydı. İltizamdaydı. Sanki vicdan sonuç bitti bak. cüz ihtiyarının verdiği kararların temiz mahkemesidir. Bak cüz-i vicdan sanki vicdan cüz ihtiyarının verdiği kararların Mahkeme karar verdi. Ve o zaman mahkeme ortamında dedi denildi adam e, ağladı, gaddar oldu, hain oldu. Mahkeme hakimine küfür etti bilmem. Etkilenmez mi mahkeme? Etkilenir. Bir karar verdi. Temiz mahkemesi mahkemenin arkasındadır. İkisini ne hakimi görüyor ne de mazlumu ve işte sorgulananı. Temiz mahkemesi arka hiç kimse yok. Mahkeme masada oturuyor. Adam böyle bir şey yaptı, böyle oldu. Şey hakim böyle karar verdi. Diyor ki temiz mahkemesi. Sen diyor mahkemenin ortamından psikolojinin o gün canın sıkıldı trafik trafikten gelirken canın sıkıldı e hakim veya adamın davranışını senin şöyle yaptı böyle yaptı bu kararı verdin. Ama bende bu ortam yok. Ben ikinizi de görüyorum. Bunu yanlış karar verdin. Git şey yap, düzelt, bir daha yap. Demek ki cüz-i verdiği kararlı temiz mahkemesidir vicdan. Diyor ki akla. Bak sen etkilendin. Cazip gördün. Menfaat gördün. Ama Sit menfaat değil bu dünya. Dostluğun da var. Yasin'le dostluğun da var. Mazim var. Bir sürü kültürümüz var. Ona küsemezsin. Ona şey yapamazsın. Gasp edemezsin. Mesela Müslüman Müslüman'ın canından, malından, ırzından emin olur. Bu benim kardeşim. Irzı da ırzımdır. Namusu namusumdur. Canı canımdır. Malım malımdır der. Kim söyler bunu? Vicdan, Vicdan der. Vicdanı bozuksa demez. Bazılarını onaylar. Temiz mahkemesi ya. Tamam verdiğin karar doğrudur de. Bazılarını yeniden değerlendir diye onaylamıyor. Tekrar karar verse mahkeme ona rağmen veriyor tamam mı? Ona rağmen verirse vermiş oluyor. Vicdanına rağmen vermiş oluyor. Koca dağ gibi mesuliyeti de yüklenip öyle gidiyor. Hasan abi. Bizi üstün ya vicdan. Vicdanı tercih etmek. de irade var iradeyle oluyor değil mi? Abi? Harika. İradesi bozuksa cüz ihtiyar oluyor. İrade vicdanını dinlemiyor. Evet. Evet aynen öyle. Çünkü e, irade melekütüdür. Cüz-i ihtiyar mülktür. İrade enfusidir. içseldir, ihtiyar dişsaldır. Hayvaniyettir. Beşeriyettir. Alim şadete ait İrade ise gayba aittir. Eylesnü bi rabbikum kâlu bela diyen ihtiyar değildir. iradedir Burada onu onaylayan, İrade doğru söyledin abi deyip dediğini de, dediğini diyorum onayladın onayladım diyen alim şahadette bunu yapan ihtiyardır. İhtiyar hayvanlarda vardır ama hayvanlarda irade yoktur. Vicdana ait bir sıfattır. Vicdanidir irade. Vicdanın inkişaf etmemiş kafir ve münafıkta veya gafil Müslümanda irade yoktur. Günahlar irade ile değil, ihtiyarla yapılır. İrade ile. Tabi vicdanla yapılıyor. Onaylamıyor çünkü. Onaylamıyor. Evet. Tövbe sistemi aktif. Tövbe aktif oluyor. Aynen aynen. İrade ile oluyor tövbe. İhtiyarla tövbe olmaz. Akıl bir ayağı var, vicdanın kanadı da var. Akıl vahimuatab olur. Varlığı, mevcudatı, ilişki ve çelişkilerini çözer. Emri itibari, emri nisbileri de kullanarak vahiy kıyası olur. Ondan sonra bu akıl aldığı malzeme vahiyle kendisini inşa edince ona dönüşürse tasdik olur, ilim olur. ondan sonra ne olur? İltizam olur. Eylemsel verileri aktif eder. Sonra itikat olur. İtikat olduktan sonra bu dima tamamlanır. Dima tamamlanınca vicdanın şey dimanın içerisinde izan var. İzan da o aslında vicdana açı, e, açılan bir kapıdır. Oradan aşağı şey iniyor. Or izandan diman insan sisteminden vicdana iniyor. Vicdana inince ilk karşılayan iradedir. Sonra zihindir. Sonra histir. Sonra latife-i Bunlar irade ile ibadetullah, zihinle marifetullah, hisle muhabbetullah, latife-i rabbaniyeyle olur. Bu inşa edildikten sonra geçer vicdan kalbi böyle. Kalbin latife insaniyesini aktif eder. latife insaniyesini aktif eder. Latife-i maneviyesini aktif eder. Evamiri tekminiyesini aktif eder. Evamiri Evamir tekmini hakikati orada. Sonra bu kalpte ballar ee, e, ka, imanın zemini yapı, yapar ve Allah da o kapı açılmış, pist kurulmuş, uçak pist yapılmış Allah'lık hakikatını uçağa indirir. İman iner aşağıya, o iman oluşur. O zaman aslında bu dima dersi 211. bölüm bu akılın taizan seviyesine çıkarıp oradan vicdana geçmek için mi tüm bu dima dersleri? Evet, çok güzeldi işte. Bu da güzeldi. En güzel bu oldu. Evet. Bu derslerin gayesi bu sistem nasıl çalışıyor? Sistem nasıl çalışıyor? Biz e, dima dersleri yoksa o kafanın içine kadar tanıyorsun üç ders o bizim Müslümanlara bir katkımız olsun, bir faydamız olsun e, Dertlerinin sıkıntılarını biz benim Müslümanım yorumlasın bu neyin nesidir? O bir dildir e, celali bir tecelli, cemali ve kemali tecellilere maruz olduğunu yani bunların zulüm olmadığını seni yapılandırmak için olduğunu, onunla savaşılmaması gerektiğini çünkü imkanı yok savaşmak. Çünkü o fitridir. O sana bir şey konuşu, onu çözersen, onun arkasına geçersen, onu zahmetinden, sıkıntısından kurtulursun. O sana basamak ve vesile olur. Terakkinin malzemesi olur diyor. O ders ama bu dima 211 mi bu şimdi? 211 ders bu sistemi taşı, tanıyıp vicdan nasıl yapılandırılıyor? Ondan sonra vicdan zaten dersi. Sonra dimadan hepsi metin vicdanı yapılandırıyoruz. Şimdi vicdanda Latife-i Rabbani yaptık. Zihni yaptık. Ee, hissi de yaptık. İrade var. İnşallah bu şey bitince vicdan iradeye geçeceğiz. İrademizi de e şeydeyiz. şey Yani bitirmek üzereyim. Yani iradeyi iki şekilde işleyeceğiz. Bir eylemsel hali herkes biliyor mu fazla işlemeyeceğim. Bu mu şu mu o mu? yani dimana nasıl etkiliyor? Tercih, dışsal, irade dışa baktığı zaman ihtiyarla konuşur. Tercihleriyle aktif olur. Ama irade ile iradeyi düşünürsek, e, eylemsiz haliyle düşünürsek e, irade e, bildiğini bilmektir. Bildiğini bilmektir. Vicdani bir şuurdur. Bildiğini ne ile bilir? Vicdan. Vicdanın bütünselliğiyle irade bildiğini bilir. Eylemsiz hali bu. Ne, ne veriyor, Vicdan neyi? Hayır. Mesela bildiğini bilmek ne yapıyor sana? Mesela elma deyince aynı da elma mı oluyor? Mesela elma deme elma yemeye gerek yok. Lezzet alıyor musun abi? O oluyorsun. Ne? O oluyor. İlmin bütün mertebelerine dönüşüyorsun. Oluyor cam demiyorsun. İlmi ne varsa o oluyorsun. O oluyor. Düşünebiliyor musun? Bunu hissetmişler. Panteistler. Panteistler hissetmişler. Ama tanımlayamamışlar. Panteistlerin ana gayesi nedir? Ee, i̇nsan terakki ede tanrılaşır diyor. Çünkü hissettiğine dönüşünce demiş ki ben de Tanrı hissediyorum Tanrılık hissediyorum yani nasıl hükmediyorum? Tanrılık hissediyorum insan çok imtiyazlıdır o zaman Tanrılık hissettiğime göre insan da hissettiğine dönüşürse ben Tanrıyım demiş yani adam adam hemen böyle şey yapıyor değil mi böyle basitte hayır elinizde külliyat olmasa görürdük hmm. Risale-i Nur olmasa bu in anlayış izan olmasa duman etmişlerdi bizi. Duman olmuştuk, duman. Külliyat olmasa duman olmuştuk. Bütün vicdanımla söylüyorum ya Rabbi. Na bu nimeti ilahi verdiğin için sana nasıl şükredeceğimi bilmiyorum. Ben sen ben ben sen kimiz ya? Cebri, Mutezile, Şia'yı burada konuşuyorsun. nasıl? tabi canım sen mesela zaman şeri şey yani ilim hakkında, şey irade hakkında bu bu dersler normaldir. Hem hangi zamanda yaşıyorsun ya? Hangi zamanda bunları konuşuyorsun ya? Siz benden daha iyi biliyorsunuz piyasayı ha. Ne konuşulduğu zaman yarın hafta içi geçecekseniz çoğunuz iş verensiniz veya iş yerinde bulunacaksınız. bir ortama bakın, topluma bakın. Bu neydi ya bu? Bu hakikaten bilsek demek ki bu Zübeyir abin dediği gibi ben gireceğim, ben gireceğim, ben gireceğim diye bu millet hafif hissetse burayı ben gireceğim de şu neyi yıkarlar ya. İzdirhamdan dolayı. Ne konuşuluyor ya? Bu ne anlatılıyor ya? Böyle düşünebiliyor musunuz ahir zamanda bunlar? Bu nedir ahir zamanda böyle meclis? Kur'an'ın tabiri ilim meclisleridir. Cennetin bahçesidir diyor hadiste. İlim meclisleri cennetin bahçesi. Ya hakikaten biraz izan, insan izan etse, vicdan etse bunlar nedir ya bu, bu meclis? Böyle bir meclis olur mu? Dünyada. Alim, alim fitneye akır zamanında. Böyle bir şey olur mu? Ondan sonra size ne yaptırmış? Dürtçeden şuradan buradan getirtmiş. Nasıl gelirsin ya? Niye gelirsin ya? Bunlar hep yaptıran o. Hep o. Bırakmamış bizi Bırakmamış. Olduğuna göre, olduğumuza göre. Kendisiyle meşgul ettiriyor. Vahir <laughs> davahum ya Rabbi yapılan ders duamızdır. Amin. El Fatiha. Allah'ım senden seni istiyoruz. Evet. Allah'ım demiş ki şey Haso Memo o kaliteli bir Kürt gitmiş. olmuş yani hikaye değil. Ne desin adam ya? Bir şekilde gelmiş yani. Ya Rabbi demiş. Ya Rabbi. Haso'nun çocuğunu mem öldürse. Kürtlerde bir adet misafire şu değere bak. Aman Ya Rabbi. Ya dedi. Bir şekilde dedi. Memo benim çocuğumu öldürdü ama bir şekilde Haso'nun evine gelse. Bir şekilde geldi. Vallahi eve geldiği için düşmanlığımı kaldırır. Bana nasıl yakışıyorsa öyle muamele ederim. Ya Rabbi. Bu Haso da senin evine geldi. Amin. Nasıl yaptıysa yaptı işte geldi. Ya Bundan daha iyi bir olur Onun hürmetini affetsin. Ondan sonra bir daha orada onu sesli söylemiş bazı estağfurullah demiş orada uyanık hoca demiş ki amin ya Rabbi dedi. Amin ya Rabbi. Böyle. Ben de bir, ves bir vesileyle bir sebeple buraya geldim. Senin evine geldim. Ama çok senin çok şeyini katlettim fıtratını. Yani öldürdüm, mahvettim. Ama bir şekilde nasıl olduysa muvaffak oldum. Geldim, ettim beni. Artık sen biliriz. demiş. Kendi günahıma bilmem şahit olmam. O şey yapıyor. O yakarak celali yapılanma oluyor. O yakıyor seni. Yakarak yakarak seni yapılandırıyor. Allah'ın şefkati benim irademi geçti değil mi abi? Evet geçti. Allah'ın şefkatiyle senin iradene mi geçti? Hayır sanki. Neyle ne gösteriyorsun? Ya sen ne istiyorsun? Ee, ya senin işin ne kardeşim? O kardeşi? yedikten sonra onu bilmemesi gereken cezalandırıyor. Evet o zaman anladı. Bilmesi bilme, Bilmemesi gerekeni bilmeye başladı. Allah ona dedi ki bu haramdır. O haram şey yapılması bilmemesi gerekenler bilmeye başlandı. Evlat mesela bilgisi var mıydı evlat olma? Ev, nasıl çıktı? Haramdan sonra oldu. Bilmemesi gerekeni bilmeyi e, haramdan sonra başladı. O da bir şey yapılandırmış yani.